Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Uzaya çıkıyoruz. Falcon 9 kararacak. Vulcan başardı. Emirlik ay yolunda. Bennu'ya ulaştı. Haftanın önemli uzay haberleri. Türkiye'nin ilk astronotu uzaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk insanlı uzay görevi için son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın yaklaşık 3 sene önce 2021 yılında hazırladığı uzay programı çerçevesinde insanlı bir uzay görevinin 2023 yılı içerisinde yapılması planlanmıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak olan bu sefer de uzay alanında yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkı sağlamak, bu alanda artan çalışmalarda pay almak ve kuruluşunun 100. yılında ülkemiz gençlerine uzayı ve uzay teknolojilerini heveslendirmek amaçlanmıştı. Görev günümüzde sadece siyasi bir gösteri çalışması olarak yapıldığı sanılsa da, projede yapılacak deneyler ve diğer hedeflerle gösteri olarak yapmak isteyen veya yapıldığını sananları şaşırtacak kadar çok bilimsel ve teknolojik çalışma içeriyor. Türkiye'deki çeşitli üniversite ve kurumlar tarafından uzayda metalurji, imalat, genetik ve sağlık gibi konularda hazırlanan 13 deney gerçekleştirilecek. Bunları gerçekleştirecek astronot adayının seçilmesi için yapılan başvurular değerlendirildikten sonra Türk Hava Kuvvetleri'nden Albay Alper Gezer Avcı, ülkemizin ilk astronotu olması için seçildi. Programın astronot eğitimi alacak ve gerektiğinde göreve katılacak olan yedek astronotu ise Roketsan bünyesinde aviyonik uzmanı olarak görev yapan elektrik elektronik mühendisi Tuva Cihangir Atasever seçildi. Astronotların seçilmesinin ardından uzay istasyonuna yapılacak sefer için anlaşılan Axiom Space bünyesinde eğitimlere başlandı. Amerika, Almanya ve Japonya'da yapılan eğitimler sırasında Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracılığı yapılacak olan seyahat ve sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalınacak 2 haftalık dönemde nasıl çalışılacağı, sistemlerin kullanımı ve uzayda yaşam hakkında eğitildiler. Axiom firmasının 3. seferinde Gezer Avcı ile birlikte uzaya çıkacak olan İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Albay Walter Siladi ve İsveç Hava Kuvvetleri'nden Avrupa Uzay Ajansı astronotu Yarbay Markus Fandt'la tamamlanan eğitimlerin ardından ekip uçuş öncesi karantina ve son hazırlıklar için Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geçti. 17 Ocak günü hava durumunun ve Falcon 9 roketinin uçuşa uygun olması halinde ise sefer öncesi hazırlıklara başlanacak. Astronotlar önce uçuş kıyafetlerini giyerek uçuşa hazırlanacak. Bu kıyafetler olası bir basınç kaybı sırasında astronotları korumak üzere geliştirilen ve özel olarak dikilen kıyafetler. Uçuş giysileri giyildikten sonra ise astronotlar özel olarak hazırlanmış Tesla marka otomobillerle Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A numaralı fırlatma rampasına gidecek. Fırlatma kulesinin yardımıyla 3. defa Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Freedom uzay aracına binecekler. SpaceX Ninja'lar adı verilen personellerin yardımıyla araca binmeden önce bir uçuş geleneği olarak rampa üzerindeki panele imzalarını atacaklar. Bütün astronotlar araca bindikten sonra ise rokete yakıt doldurulacak ve fırlatma için geri sayıma geçilecek. Türkiye saatiyle 01:11'de de Falcon 9 ile havalanarak rampadan ayrılacak ve yörüngeye çıkacaklar. Yörüngeye çıktıktan sonra ise yörüngede geçirilecek 1,5 günün ardından 19 Ocak günü Türkiye saatiyle 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecekler. 15:35'te ise astronotlar istasyona girecek. Burada geçirilen süre zarfında Gezer Avcı planlanan deneyleri gerçekleştirecek, bazı okul, üniversite ve kurumlarla yörüngeden konuşmalar yapacak. 2 haftanın sonunda ise istasyondan ayrılacaklar ve Meksika Körfezi'ne inerek dünyaya geri dönecekler. Ülkemizin uzay çalışmaları ve uzay sektörüne girmesi için önemli bir adım olan bu görev, ne yazık ki ülkemizde bütün her şey gibi politik bir oyuncak haline geldiği için hak ettiği değeri ne yazık ki göremiyor. İstikbalin göklerde olduğunu düşünen, daha 1930'larda Amerika'ya roketçilik eğitimi alması için öğrenci gönderen bir ülke olarak olmamız gereken yerin çok gerisindeyiz. Yarışta düştüğümüz geri sıralardan çıkmak içinse bu ve benzeri görevlerin yapılması ve arttırılması için daha çok çabalamalıyız. Perşembe günü uzaya çıkacak olan astronotumuz Alper Gezer Avcı'ya ve tüm Axiom 3 ekibine sorunsuz uçuşlar dileriz. Kapsülünüze meteor değmesin. Elon Musk, SpaceX projeleri hakkındaki güncel durumları açıkladı. Texas, Boca Chica'da bulunan Starbase merkezinde basın personeline yapılan sunumda, firmanın 2003 faaliyetleri ve yürütülen projelerdeki son durumlar açıklandı. SpaceX, 2023 içerisinde 96 sefer tamamladı. Bu seferlerin büyük bir çoğunda birden çok defa göreve çıkan Falcon 9 kademeleri kullanıldı. Bu kademeler arasında 19 defa uzaya çıkan iticiler oldu. Firma yeniden kullanılabilirlik çalışmalarını başladığı yıllarda Falcon 9 roket gövdelerinin 100 uçuşa kadar dayanabileceğini
ancak pratikte en fazla 10 sefer yapabileceklerini söylemişti. Elon Musk yaptığı sunumda rokete duydukları güven ve geliştirdikleri yeni yöntemlerle kademeleri 40 sefere kadar kullanmayı hedeflediklerini açıkladı. Elindeki roketleri çok kullanmayı hedefleyen firmanın sefer sıklığı hedefleri de güncellendi. Elon Musk 2024 sonunda aynı rampadan yeni sefere çıkma aralığını 24 saate kadar düşürmeyi planladıklarını söyledi. Firma şu anda Falcon 9 seferlerini yapmak için 3 rampaya sahip. 24 saatte bir sefer yapma kabiliyetiyle SpaceX, teorik olarak yılda 1000'in üzerinde fırlatma yapma kapasitesine sahip olacak. Artan uzay uçuşları arasında önemli olanlardan bir tanesi de Polaris Dawn seferi. Proje hakkında da yeni bir görsel paylaşıldı. Uzay tarihinin ilk özel uzay yürüyüşünün yapılacağı görev için SpaceX özel bir araç dışı aktivite giysisi üretiyor. NASA tarafından kullanılan giysilere göre daha hafif ve giymeden önce yapılması gereken hazırlıkları daha az olacak olan giysi, ilerleyen dönemlerde artacak olan ticari uzay seferlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Son olaraksa Starbase merkezinde ikinci fırlatma kulesinin yapımına başlanacağı bildirildi. Starship için ikinci bir fırlatma kulesinin yapılacağı, tesisin ilk tasarlandığı zamandan bu yana biliniyordu. Ancak ne zaman yapılacağı hakkında net bir bilgi yoktu. Bu yıl yapımına başlanacağı kesinlenen kuleyle, fırlatmalar arasındaki sürenin daha da kısaltılabileceği düşünülüyor. Vulcan Centaur ilk tecrübe seferini tamamladı. United Launch Alliance tarafından geliştirilen Vulcan roketi, 8 Mart günü gerçekleştirilen ilk seferini sorunsuz bir şekilde tamamladı. 8 Ocak günü Türkiye saatiyle 10.18'de havalanan roket, taşıdığı Peregrine Ay iniş aracını planlanan yörüngeye başarılı bir şekilde çıkarttı. Roketin ikinci kademesi ise, aracı bıraktıktan sonra taşıdığı cenaze küllerini güneş merkezli bir yörüngeye çıkartmak için tekrar ateşlendi ve roketin görevini tamamladı. Başarılı geçen fırlatmanın ardından firma, Amerikan Uzay Kuvvetleri'ne ait uyduları fırlatmak için yapması gereken sertifikasyon testlerinin ikincisini Nisan ayında yapmak için hazırlıklarına başladı. Vulcan roketinin detaylarına, konuyla ilgili hazırladığımız videomuzdan ulaşabilirsiniz. Video linkini ekranın sağ üst köşesinden erişebilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri, Gateway istasyonuna ortak oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile Birleşik Arap Emirlikleri MBR Uzay Merkezi arasında ortaklıkla ilgili anlaşma yapıldı. İmzalanan anlaşmaya göre Artemis programının bir parçası olan ve Ay yörüngesinde görev yapacak olan uzay istasyonunun araç dışı aktivite görevlerinde kullanılacak hava kilidi tasarımı, üretimi ve işletimi Birleşik Arap Emirlikleri'nin sorumluluğunda olacak. Daha önceleri Rusya'nın yapması planlanan hava kilidinin inşası, Rusya ile yaşanan gerginlikler sonrasında başka bir yapımcı bulunana kadar iptal edilmişti. Emirlik, hava kilidinin yapımının üstlenilmesine karşılık olaraksa, Artemis seferlerinden bir tanesinde bir emirlik astronotu görevlendirilecek ve diğer ülkelerin astronotlarıyla birlikte çalışmalarda bulunacak. Bennu asteroidinden getirilen parçalara ulaşıldı. OSIRIS-REx göreviyle toplanan ve dünyaya getirilen ancak taşıyıcı kapsülünde yaşanılan problemler nedeniyle erişilemeyen asteroid numunelerine ulaşıldı. Dünyaya dönüşü sonrasında getirildiği Johnson Uzay Merkezi'nde numuneleri getiren kapsül özel bir yalıtılmış kabine konulmuştu. Bu kabinde kapsülün parçaları, numuneyi kirletmeden çıkartıldığı sırada bağlantı elemanlarından iki tanesinin sıkıştığı ve yerinden çıkmadığı görüldü. Uzun süren planlamalar ve çalışmaların sonrasında numuneleri kirletmeden sıkışmış parçaların nasıl çıkartılacağına dair yöntem belirlendi ve gerekli el aletleri üretildi. Daha sonra ise sıkışmış olan somunlar gövdeden çıkartıldı. Güvenli bir şekilde somunların çıkartılmasının ardından NASA uzmanları kapsülün koruyucu parçalarını çıkartacak ve sonrasında hazne içerisindeki parçaların kataloglanması için detaylı kayıt çalışmalarına başlayacak. Kaydı yapılan numunelerin büyük bir kısmı gelecekte incelenmesi için koruma altına alınırken, bir kısmı da üzerinde araştırma yapılması için projeye üye olan üniversite ve araştırma kurumlarına dağıtılacak. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 17 Ocak Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 17 Ocak Long March 7 Tianzhou 7 görevi. Çin'in Wenchang fırlatma sahasından yapılacak olan seferde Çin uzay istasyonunun ihtiyaç duyduğu malzemeler insansız Tianzhou ikmal aracı ile taşınacak. 18 Ocak Falcon 9 Axiom 3 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde, Axiom Space tarafından gerçekleştirilen AX-3 seferiyle 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. 18 Ocak, Electron, 4 of a Kind görevi.
Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki bir numaralı fırlatma rampasından gerçekleştirilecek olan seferde Spire Global'e ait 4 adet uzay durumsal farkındalık uydusu alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile üye olarak kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.